Kusura telefonla çekeyim. Hiç önemli, alıştım ben artık. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun siz. Biz de teşekkür ederiz. Anlamlı bir gün için buradasınız. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için neler söylemek istersiniz? Yani ben böyle özel günleri artık ezberlemişsinizdir gerçi beni ama sevgililer günde de bunu konuşmuştuk. Özel günlerin böyle sadece bir gün kutlanmasını çok sevmiyorum ama özel günlerin de bir şeyleri hatırlatmak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta ülkemizde kadına şiddeti hala konuşuyoruz. Hala gerekli yaptırımlar yok bunun karşılığında. Hala biz sokaklarda biraz ürkerek çalışıyoruz ya da dolaşıyoruz. Ya da işte biraz önce duyduğunuz gibi hani iş sahibi insanlar, iş insanları diyor ki işte 50'sinden sonra kadınlar çalışmıyor gibi inanışlar. Bunların değişmesi gerekiyor. Bulunduğumuz ortamda şu anda %100 kadın çalışan, hani hem üst düzey hem diğer mertebeler dediğim. Bu çok kıymetli. Bunu her yerde görmek gerekiyor. O zaman da Dünya Kadın Günü dediğimizde orada ne yapıyoruz, ne yapamıyoruz ona bir bakıp ona göre bir hayata başlamak. Sanki o 8 Mart bunun için varmış gibi. Üreten, kendi için yaşamayı bilen, hani anneliğin hayattan vazgeçiş olmadığını artık anlamış. Hem evladını büyüten ama kendi de hayatı doyasıya yaşayan ama bir yandan da üretmekten vazgeçmeyen, ürkerek yaşamayan kadınların çoğalması için ne yapmalıyız günü sanki bana 8 Mart. Yani bunu düşünmek sadece gerekiyor. Bir güne sıkıştırmamak. Yani, tabii ama o gün işte bunları düşünmek tabii, lazım tabii. Yani. Biz ülkemizde kadına ne kadar önem veriyoruz gerçekten? Bence hiç vermiyoruz. Ne kadar kıymetini teslim ediyoruz? Bence çok az teslim ediyoruz. Buraları değiştirmek, dönüştürmek için ne yapabiliriz? Kadın kadına da bir şiddet var, erkeğin de kadına bir şiddeti var. Kadına yaptığı şiddet daha fazla deniyor. Katılıyor musunuz? Daha fazla değil ama evet fazla. Oldukça fazla. Kadınlar arasındaki şiddete sebep ne olabilir? Sizin gözleminiz ne? Bir fikrim biraz... yok. Ben hayata hani, dair şöyle egosal, bakıyorum. Olabilir ama ben şunu ısrarla söylüyorum. Üreten ve yuvasında mutlu olan bir kadının başka birini düşünüp onu üzmeye çalışması ya da buna mesai harcaması gibi bir zamanı olmaz zaten. Çünkü zaten yuvasında mutludur, çocuklarıyla mutludur, kendiyle mutludur, üretmekten mutludur. Dolayısıyla da gözü zaten kimseyi görmez, o ne yapmış, bu ne yapmış, ay onun altına şunu yazayım, onu da kızdırayım, böyle sosyal de kırayım. Sosyal medyadan işte şöyle yapayım hani insanlara. Buna zamanı olmaz değil mi? Diye düşünüyorum. Özellikle hani günümüzde sosyal medyada da çok böyle bir şey var, hani şiddet diyelim artık. Evet, kadınların görüyorum. Kadınlara olsun görüyorum, ya da işte evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Kolay, sosyal kolay yol bu. Şiddet... Çok kolay ve korkak bir dönüş bu. Yüz yüze baktığınızda, göz göze baktığınızda söyleyemeyeceğiniz şeyleri klavye başında söylemek. Bu biraz en çirkin insanlık bence. Yani insanlığın geldiği en çirkin yer bence. Çünkü yüzüne baktığında bunu söyleyemeyecek yani. Siz tepki alınca hani ya da bir şey yani ben kırılıyor musunuz? Ben çok tepki hani... almıyorum. Anladım. Galiba orada tatlı bir mesafe oluştu takipçilerimle aramda. Yorum aldığım zaman da orada bırakıyorum. Kendi aralarında çözüyorlar zaten. Yani çok pek... da sizi üzmüyor anladığım kadarıyla. Çok şey yapmıyorsunuz. Ya ben bunu hep söylüyorum. Belki artık sıkıldınız. Ben aynı şeyleri konuşuyormuşum gibi gelebilir ama ben hayatımın genelinde çok el alemine derci bir yapıya anladım. Sahip değilim. Dolayısıyla paylaştığım bir şeyin altına yazılan yorumlar özellikle eleştiride sınırı ihlal ettiyse, saygısız bir yere gittiyse hiç umurumda olmuyor. Bir de ben bunları insanlar benim hakkımda ne düşünür diye paylaşmıyorum. Ben bir mutluluk paylaşıyorum, bir hüznümü paylaşıyorum, bir başarımı paylaşıyorum, ürettiğim bir şeyi paylaşıyorum. Bir arkadaşın arkadaşı anlattığı şeyi paylaşıyorum aslında. Bazen işin ucu hani mahkeme koridorlarına kadar uzanabiliyor. Hani şöyle bir ama orada da insan kendi sınırını korumak ister. Doğru, yani kesinlikle. Oraya giden de kendi içinde haklıdır. Hepimizin bir alanı var kendi içinde. Senin burada bir alanın var, benim var. Kesinlikle. Ben şimdi o alandan girip de senin burnunun dibine gelsem refleks olarak bitersin zaten beni. Dolayısıyla saygıda da böyle görünmez bir alan var. O alan ihlalinde gereken neyse yapılmalı bence. Peki bir çalışan kadın olarak, anne olarak siz bugüne kadar sekte olsun, sosyal yaşantınızda olsun pozitif ayrımcılığa hiç hani maruz kaldınız mı? Ya da şimdiye kadar çok böyle üstesinden gelmekte zorlandığınız sıkıntılar yaşadınız mı? Özellikle mesleki anlamda soruyorum. Yani böyle patlayınca tabii insanın aklına gelmiyor ama kulağımın dolduğu cümleler var yani. Bu kadın işi değil. Sen kadın başında bu işe girişme. Sen yorulursun, kadınsın, kenara çekiller var yani. Bu cümleler hep kulağımın dolduğu cümleler açıkçası. Kendi yaşadığım değil ama yaşanmışlıklarda kulağımı dolduran kelimeler bunlar. Kadın anlamaz bundan.
ya da işte ne bileyim her anlamda birazcık ötekileştirme var. Zaten ötekileştirme çok müsait bir düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla bu oluyor tabii özellikle ki. Özellikle kadın oyuncuların hani bazen duyuyoruz ifadelerinde kendileri de bunu söylüyorlar. Mesela bir kadın oyuncu ile erkek oyuncunun aldığı işte kaşı ücret ya da şey diyeyim hiç var. Birbirine tutmadığı değil. İşte kadın oyuncuların erkeklere göre daha az kazandığı. İnan bilmiyorum. Yani 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ne kendi kaşemi konuşurum ne başkasının kaşesini sorarım ve bilgi sahibi de değilim açıkçası. Bu konuda ben yorum yapmayayım ama evet ötekileştirme diye bir şey kazandı, var. Evet. Onu bilmiyorum. Onu konuşamam şu anda. Anladım. Onun haricinde var mı bu dönem bir şeylerle ilgileniyor musunuz? Okuduğunuz bir şeyler sizi heyecanlandıran? Yani Jayda Kozmetik çıktı. İşte benim yeni girişimim, kadın girişimi. 3 tane ürün yaptık. 2 sene boyunca bir Ar-Ge'si sürdü. Çocuğunuza, eşinize, kendinize kullanabileceğiniz. Çok doğal, %100 doğal. Neredeyse ambalajına kadar Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdik Jayda ile beraber. Şimdi onun süreci başladı benim için. Fotoğraf çekimini yaptık. İşte basın tanıtımını yapacağız. Satışa çıktık. O beni çok heyecanlandırıyor. Meli Melek Ajanda zaten devam ediyor. Bu sene 2 tane serebral palsili çocuğumuzun bir tane ameliyatına üstlendi çok Meli güzel. Melek. Bir tane yetişkin çocuğumuza da tekerlekli sandalyeler 20 bin küsurlara çıktı çünkü aileler alamıyor artık. Bir tane tekerlekli sandalye alabildik Meli Melek'le. Taşkent Makas Atölyesi devam ediyor. Ebeveynlerle ve çocuklarla duygu çalışmaya devam ediyoruz. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Setlere zaman kalmıyor herhalde bilmiyorum. Siz mi biraz ara vermek evet, istiyorsunuz? Evet ben televizyon dizisi çok yapma taraftarı değilim son 4 senedir. Evet. Şimdi işte dijital için bir tane televizyon filminde konuk oyuncu oldum. Bir tane sinema filmi görüşüyorum. Genelde böyle şeylere daha sıcak bakıyorum. Zaten marka anlaşmalarım, reklam anlaşmalarım devam ediyor. Çok arkasında durduğum markaların yüzüğüm ve çok seviyorum onlarla işbirliğinde olmayı. Yetiyor Allah'a şükür. Öyle çok büyük hayallerim de yok evlatlar yani ve kendi adıma. Oyunculuktan hani biraz uzak kalmak. Yok hanımefendiye devam ediyoruz. Yani tiyatro evet. Oyunu sahnedeyse hep ayda ortalama 6-7 oyun tekrar başladık pandeminin artık yeni normale dönüşmesiyle birlikte. Oyunculuk tabii ki bitmez ama artık kendi alanımı ve neleri yapıp yapamayacağımı bildiğim ha, için bir dizi setine artık istemiyorum dahil olmak. Ya ulusaldaki işler, diziler, hikayeler mi size cazip yo, kalıyor yoksa? Yok izlemekten keyif aldığım çok anladım. Güzel diziler var. Görüşmesine gittiğim de diziler oldu senaryosuna bayılıp. Zaten ancak o eşikte yani bayılıyorum ve evet bu karakteri oynamak istiyorum dediğim an gidiyorum. Audition'a giriyorum, yapımcıyla tanışıyorum, yönetmenle tanışıyorum. Bir şekilde olmuyor. Audition'a giriyorum dediniz. Tabii çok ki. Duymadığımız bir şey. Hani sizin gibi belli bir yere bir kariyer ya, yapmış oyuncuların hani audition'a girmesi pek biraz... Ben öyle bakmıyorum şeydi. Hayata. Benim gibi diye bir şey yok. 25 yıldır bu mesleği yapıyorum diye bu meslekte en iyiyim demek değil. Ben bütün sevdiğim senaryolarda audition istiyorum. Çünkü ben yapabilecek miyim? Yönetmen beni beğenecek mi? Biz anlaşabilecek miyiz? O kadar kıymetli bir şey ki oyunculuğun aslında bence eğitiminin içinde yer almalı. Audition eğitimi olmalı. Yani seçme. Hani bizdeyiz o star isimler hep durumları biraz tepki verirler. Yok ben istiyorum aksine. Ben diyorum ki bir saniye birlikte çalışalım. Bir çekelim bir bakalım. Olmaz. Benim babamın bir lafı vardı. Beni öyle büyüttü. Oldum dersen ham meyve gibi dalından düşersin diye büyüttü beni. Ben sevmiyorum oldum denmesini. Olmak için... Yani o büyük bir laf. Tamam. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun.